videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Yine güzel bir yerdeyim, böyle kendimi dinlendirdiğim bir yerdeyim günün sonunda. Orada da kafamda bir video konsepti vardı, size anlatacaklarım vardı. Sizlerle sohbet edeyim diye aldım gimbalımı, açtım kameramı. Doğada yürümeye başladım. Belki de şimdi sesleri şu an duymaya başlamışsınızdır. Evet. Sohbet yapmak istedim sizinle, bir şeyler anlatacağım. Kanalımızda yeni gelenler veya benimle yeni tanışan insanların da daha çok dinlemesini ve duymasını istediğim şeyler. Aslında kanalımı yeni açtığım zamanlarda yüklenecek tipte bir konseptte bir video bu aslında, ama şu anda da bunun yüklenmesi gerektiğini kanaatine vardım. Çünkü çokça görüşmeler yapıyorum. Telefonla şu 5 ayda yaklaşık, abartmıyorum, yani 2000-3000 telefon görüşmesi yapmışımdır kendi işimin dışında. Şurada durayım tam güneş şey yapmasın. İşimin dışında. Onun dışında işte sosyal medyadan, WhatsApp'tan herkesin tek tek isteklerini, dileklerini ve bilgi alışverişi isteklerine cevap vermeye çalıştım. Kimseyi kırmadan, güzel bir şekilde, yani sorumluluk hissederek bilgi vermeye çalıştım. Dolayısıyla aklımda bazı şeyler var. Belki yönlendirici olur mantığıyla da bu sohbeti sizinle yapmak istedim. Başlayalım bakalım. Hem de size etrafı göstereyim bu şekilde. Yürüdüğüm yolları göstereyim. Sadece bana bakmayın. Sohbetimize başlayalım. Dostlar, sizlere şehirde 10 yıl ticari ilişkilerde bulunup tatil için gittiğim, 3 yıl araştırma ve analiz yaptığım, yaşadığım şehri değiştirip, çocuklarım ve eşimle göçüp, şimdilerde ise kırsalda sakin bir hayat yaşamaya çalışan 36 yaşında bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. Evet, şehirde ölmek istemedim. Bu arada yürüyorum ama karşıma neler çıkacak bilmiyorum. Böyle köy evi gibi, böyle bir ahır gibi, kimlerin arazileri bilmiyorum. Öyle yürüyorum bakalım. Evet, şehirde ölmek istemedim. Bu ve bunu istemek çok pahalı aslında. İçinde endişe, risk, kaygı, acaba olur mu soruları barındırıyor yani. Ama isteyen insan fedakarlık yapmalı. Hep öyle düşünüyordum. Bu ya kendimi güçlü hissettiğim bir zamanda olmalıydı. Şöyle gideyim. Bu ya kendimi çok güçlü hissettiğim zamanda olmalıydı, ya da şuursuzca düşünmediğim, kendime nasıl diyeyim, az da olsa güvendiğim bir zamanda olmalıydı. Aslında mesele çok basit. Hayalleriniz varsa üstüne gidin. Yani benim hayallerim vardı ve üstüne gittim. Ya da stabil yaşamak istiyorsanız, normal yaşamak istiyorsanız da, şöyle buraları da göstereyim. Hiç özenip şu anki konforunuzu, düzeninizi hiç bozmayın. Yani birazcık da olsa o gücü içinizde hissediyorsanız, yani hissetmeniz gerekecek. Acaba küçük bir minik bir sempatik olay yaşadığınız yere mi göçmektir doğru olan? Yani orayla alakalı bir küçük bir şey yaşamışsınızdır. Belki orada bir insan vardır, onu sevmişsinizdir. Oraya, o bütün o lokasyona ilgi duymuşsunuzdur, sevmişsinizdir orayı mesela. Acaba oraya mı göçmektir doğru olan? Yoksa uzunca araştırmalar, teknik detaylar, haritalar, yazmalar, çizmelerden sonra belirlediğiniz yere mi gitmektir acaba göçmek? Bakın, bunların hepsi benim düşüncemden ve aklımdan geçen, yaşadığım şeyler. Bu arada yedi veren limonları muhtemelen bunlar. O limon bahçesinin içine girdim. Bakın, görüyorsunuz. Bu arada sizlere bunları da göstermiş olayım. Herkes gördüğü ve duyduğu şeyi kendi hayatına göre değerlendirmeli. Yani gördüğü ve duyduğu şeyi
kendi hayatına göre değerlendirmeli. İki tane, üç tane video izleyerek, başkalarının hayatlarını esinlenerek hareket etmek bence çok doğru değil. Başkasının yaşam kodları ile, yani kendi yaşamınızı çizemezsiniz. Büyük problemler yaşarsınız bana kalırsa. Aslında benim ve bu tür videoları, kanalları izleyen insanların ortak görüş ve hissiyatları aynı güzergahta. Bir bilinmeze doğru yürüyorum limonların arasından. Çok da güzel bir ortam. Hem de böyle toprağa basıyor ayağım. Açıkçası rahatlamış oluyorum ama size de buraları böyle gösteriyorum. Kapital düzen, trafik, yoğun kalabalık, kalabalıkta yalnız hissetmek, sahte arkadaşlıklar ve sahte yakın çevre, yani olmaması daha avantajlı olan. Ben kendi adıma şunu söylüyorum, büyük alın teriyle ortaya çıkardığın ürünün kıymet bilmeyen bir insan veya kurum tarafından, ben esnaf olduğum için söylüyorum, yani aşağılanırcasına senden aldığı hizmetin türlü ayak oyunlarıyla ve yalanlar. Arkadaşlar, yanımdan bir tane böyle çok büyük bir kertenkele geçti ama çok şükür üzerine basmadım. Türlü oyunlarla, yalanlarla sana aylar sonra yaptığı ödemesinin, yönetildiği düzenin içinde biten günün akşamında yani gittiğim eve giderken gittiğim markette kandırılmama isteğiyle yoğun trafik içinde, eyvah uzun bir cümleye giriyorum, sinir, stres ve günah işleyerek, bakın bu benim kendi düşüncem, yaptığım yolculukta, yani yaptığım yolculuktan sonra sahte muhabbetlerin döndüğü akşam üstlerinde, yani oturmalardan falan bahsediyorum işte, her tarafta insanın olduğu, kalabalık gibi görünen ama kendini yalnız hissettiğim o şehirde ben ölmek istemedim. Ben haddim olmayarak bir göç yaptım ve şehir değiştirdim. Deli gibi, yani sonu olmayan bir koşturmacanın içindeydim ya. Yani hiçbir anlamı yok, bir sonu yok yani. Koşturuyorsun sürekli. Para kazanıyorsun ama para dönüyor, dolaşıyor, cebine giriyor, çıkıyor, veriyorsun, alıyorsun. Moral bozukluğu, belki güzel, olumlu şeyler ama yani sonu olmayan, nereye gittiğini bilmediğin anlamsız bir süreç. Anlamsız bir süreç yani. Ya ve kıymet bilinmiyor. Anlatabiliyor muyum? Sabahlara kadar belki çalışıyorsunuz, beni anlarlar şimdi esnaf olan arkadaşlar veya ne bileyim yazılımcı arkadaşlar, belki öğretmen arkadaşlar. Bilmiyorum yani, kıymet bilinmiyor sanki veya herkesin bulunduğu ortam da aynı olmayabilir. Onu da bilemiyorum yani de. Ben buraya geldiğimde veya yer değiştirdiğimde, bilmiyorum, insan kendini kandırıyor ama yani fikirlerin veya işte senin hayatının birileri tarafından kıymet görüldüğünü görünce işte orası senin için değerli oluyor. Hani bir filmde diyor ya, işte orası senin için en güzel yerdir. Yani çok büyük riskler içeren, işte bu işin daha fazla sürmemesi gerektiği ve sade ve küçük bir hayata geçme düşüncesi artık kafamda kendini net bir şekilde ortaya koyuyordu arkadaşlar. Gerçekten bu çok yoğun bir duyguydu yani benim için. Yani bakın, tekrar söylüyorum, bunlar benim kendi düşüncem. Burada bu arada kovanları da görüyoruz. Herhalde atıl durumda olan kovanlar. Birilerinin kullandığı, belki de sakat kovanlar, o da olabilir. Şöyle birkaç tane güzel ev de görüyorum aslında. Onları da görmüş oluyorsunuz. Yani köy evi mantığında şöyle ileri doğru ilerleyelim. Aa, güzel bir yer seçmişim aslında ya. Güzel bir yer. Yani hem kendim ferahlıyorum, hem sohbet ediyoruz, hem de siz etrafı görüyorsunuz. Bunlar benim kendi düşüncem. Bakın, kendi aklım, benim kendi kodlarım yani. Doğru, yanlış. Yani bu böyle benim hikayem. Şu, evet, farklı güzel bir yere benziyor. Burada oturmak ister misiniz? Şöyle.
Köyün içi. Ne tarafa doğru gideyim? Şöyle gideyim ya. Ben hayallerini takip eden tarafta oldum hep. Yani herkes kendi aklına, fikrine, cebine, yeteneğine göre şekillenmeli. Daha önceki videolarda buna benzer hikayeler hep sizinle paylaştım. Bu hikayeleri başkalarının hikayelerini anlatarak da sizinle paylaşmaya çalıştım. Kendinize göre ilham alın. Yani şehir değiştirirken derinliğini bilmediğim bir denize atlamış gibiydim aslında. Ben yani kendi hislerimi söylüyorum. Bu gerçekten böyleydi. Ama arkadaşlar yani bir kere ya Allah demiştim yani. Yani o çok önemli. Yanıma aldığım şeyler şunlardı. Heyecan başladı mı? Yani acaba ne? Hep böyle maddesel şeyler arar. Yani şehirli kafa yapısında olan ben de öyleydim yani. Ama buraya gelince bazı şeyleri öyle olmadığını görünce zaten doğru bilinen yanlışları anlatayım diye kendimce dilim döndüğünce size anlatmaya çalışıyorum. Yanıma aldığım şeyler nelerdi acaba? Vay. Böyle haberci gibi oldu da. Bakın arkadaşlar. Çok ütopik düşünüyor falan diyebilirsiniz. Çok uçuyorsun, masalların içinde yaşıyorsun falan diyebilirsiniz ama bu benim hikayem. Ben anlatıyorum. Yanıma aldığım tek şey annem babamın duası ve arkasından gelen umutlarım. Heyecanım ve birazcık da borcum. Yani bunlar yanıma aldığım şeylerdi. Bu benim hikayem. Herkes de tutmayabilir. Bakın üzerine basarak söylüyorum. Herkes de tutmayabilir. Yani ama her şeyin par olmadığını da gördüm. Dinlediğim hikayelerde bu 5 aylık. Gerçi 5 ay değil. Bunun çok öncesi de var. Ben 3 yıldan beri düşünüyordum bunu. Son 1,5 yılda gerçekleştirdik falan filan. Her şeyin para olmadığını, parayla bazı şeylerin gerçekleşebileceğini falan, sadece onunla olabileceğini, koca bir yalan yani. Sadece para değilmiş, onu gördüm. Şehirde ölmek istemedim. Bu duygu, düşünce içimde o kadar yoğundu ki, yani başkasından hiçbir şey beklemeden çalışmalara başladım. Hayatımı değiştirmeyi gerçekten kalpten istiyordum yani. İşte kalple yapılan her şey bir gün geri döner diye sürekli tekrarlıyorum ya, bunu duyuyorsunuzdur belki videolarda ağzımdan. Yani buna inanıyordum. Bir gün geri dönecek yani. Yaptığım her şey kendi sıralamasınca. Yaşadığım zorlukları önceki videolarımda anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Şurada da şöyle güzel bir ev var. Tek başına adam yapmış arsasının içine. Güzel tek katlı bir ev. Orası serin de olur aslında. Evet, boş ama eğer aspolin tavan varsa orada serin de olabilir orası. Bir tane dışarı tuvalet yapmış. Arsası var. Herhalde yeni koşullanıyor orada. Şöyle devam edelim. Dönelim, yürümeye devam edelim. Hemen hemen düşündüğüm hayatı yaşıyorum şu an. Şükür. Ve daha az yıpranma ile mutlu bir hayat yaşıyorum. Aslında özeti bu diyebiliriz. Yani bakayım, eksik bir şey yok. Evet. Herkesin aynı olmayabilir. Tekrar basıyorum üzerine. Yaşanılan aynı zorlukta iki insan farklı tepki verebilir. Bakın bunu da gördüm. Yani farklı tepki gösterebilir. Yani farklı vücutlar aynı tepkiyi vermeyebilir. Yani karşımıza çıkan aynı insanın yaptığı darbeyi aynı olgunlukla karşılamayabiliriz. Yani iki farklı insan aynı olgunlukla karşılamayabilir. Ne ağaçları var burada? Sizlere bırakıyorum. Yorumlarda yazın. Ben bilmiyorum. Bilmediğim ağaçlar da var şu an. Tanımadığım ağaçlar var. Kocaman bir ağaç var burada. Böyle. Evet, böyle şeye de bayılıyorum ya. Yani 200-300 yıllık böyle ağaçlar var. Çeşitli yerlerde hiç zarar verilmemiş, hiç böyle oynanmamış, kesilmemiş, ağaca saygı gösterilmiş.
mesela ev yapılacaksa ona göre ev yapılmış. Bazen haberlerde görüyorum. Ağacı evin içinden geçirmişler. Yok aslında şöyle, evi ağacın üstüne yapmışlar. Ağaca saygı duymuşlar. Yani dostlar, arabaya da yaklaşıyorum. Akşam da geç oldu, biraz yavaş yavaş eve gitmem lazım. Aslında dinlendim ben. Yani yürüye yürüye aktif dinlenme yaptım. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Aslında aradığım ve hani aranılan şey ne aslında? Mesela ben şuna böyle cevap veriyorum. Ya huzur, arkadaş, huzur ve sade hayat. Yani bunu ararken, ama bunu ararken de her şeyin mükemmel gittiği bir hayat değil ha, yanlış anlamayın yani. Her şeyin mükemmel gittiği bir hayat değil. Buraya gelince çok zorluk yaşadım, onu söylüyorum hep. Ama istediğim hayatın bu olduğunu bildiğim için ona doğru yolculuk yapmam gerektiğini biliyordum. Yani suistimal edilmediğim, korkmadan sırtımı yaslayabildiğim insanlarla kim daha çok çabaladı yarışı olmadan, aslında doğru tabir bu olabilir belki, anladığım, anlaşılabildiğim, taktiksiz, hesapsız, sade bir hayat ya. Yani çok fazla beklentimiz yok yani. Çok mu bu? Yok, bence değil yani. Yine yakın görünmekten hoşlanmıyorum. Ama videomu bitirmek için sizin karşınıza çıkmam gerekiyordu. Şöyle bir köy evinin önünde sizlere veda edeyim. Teşekkürler. Bir sohbet etmek istedim. Eğer dinlerseniz faydalı olacağına inanıyorum. Yani bu benim hikayem. Kendi hikayemi anlattım. Kendi çıkış noktamı anlattım. Çoğu kişiye ilham olabilir çünkü gelen sorular da veya işte izlenimlerim falan da hep bu şekilde. O minvalde konuşmaya çalıştım ve benim ilk zamanlarımdaki ve düşüncelerim anlamında yaptığım bir sohbet oldu aslında herhalde, sanırım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.